Sevgili arkadaşlar, tekrar selamlar. Scalper programını öğretmeye devam ediyorum. Aslında bazen biraz hızlı konuşuyorum. Sizden özür diliyorum. İnşallah bu konuşma tarzını da düzeltmeye çalışacağım. Yine programa dönelim arkadaşlar. Dedi ki bu program bizim için önemli. Özellikle tez alanına, yani akademisyenlik yolunda ilerlemeye çalışan arkadaşlar bu programı öğrenirse onlar için elbette çok fazla yararı olacaktır. Makale çalışmalarında, ödev çalışmalarında, seminer çalışmalarında, tez çalışmalarında, kitap çalışmalarında, roman çalışmalarında, yani ihtiyaç duydukları, mesela programlama ihtiyaç duydukları, bu planlamaya da, aslında programlama değil de planlama konusunda mesela kendilerine yardımcı olabilecek program Scalper olduğuna inanıyorum. Çünkü ortaya konulan mesela fikirlerin, düşüncelerin iyi bir şekilde örgütlenmesi lazım. Bunun da bu tür programlarla gerçekleşebileceğine inanıyorum. O nedenle bu programı seçerek dersini hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde özellikle notların daha farklı bir şekilde yani görünebilmesini sağlamak amacıyla onlara daha farklı efektler nasıl katabiliriz, onu göstermeye çalışacağım. Ondan sonra da, ya da ondan önce diyelim, notlar arasındaki bağlantıyı koparabilmemizi sağlayacak mesela hareketler nelerdir, onu göstereyim arkadaşlar. Evet. Yani önceki dersimizde ne yaptık? Not oluşturduk. Notlara basit stiller verdik. Onları daha belirgin hale getirdik. Ve notlar arasında nasıl bağlantı kurabileceğimizi göstermeye çalıştık. Yani şimdi ne yapacağız? Şimdi hemen notlar arasında bağlantıyı kopartalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şimdi şurada şunu görüyorsunuz, mesela bütün bu notlar şuradaki yeşil nota bağlı. Bunu arasındaki bağlantıyı koparabilmek için bakın tutuyorum. Seçtikten sonra tekrar bağlantıyı koparmak istediğim notu arkadaşlar üzerine getirince not, yani bağlantı işareti çıkıyor. Bırakınca hemen kayboluyor. Tekrar yapıyorum, bakın. Bağlantıyı sağladım. Sonra bağlantıyı tekrar koparıyorum. Yani iki defa üzerine getirdiğim zaman arkadaşlar notu birbirinin üzerine, bağlantı kopuyor arkadaşlar. Tekrar bakın, bunda da deneyim. Koptu. Bakın şimdi şuna şuna verdim. Şuradan şuraya. Evet. Şuradan şuraya. Evet. Bağlantılar gerçekleşiyor arkadaşlar. Tekrar bağlantı, mesela şuradaki bağlantıyı koparmak istesem ne yapıyorum? Bunun üzerine getirince bağlantı kopuyor. Bunu siz de yaparsanız mesela çok basit olduğunu göreceksiniz. Bunu yaparken mouse'un sol tuşunu kullanıyorum arkadaşlar. Hep sol tuşunu, sağ tuşunu değil. Sağ tuşunu tıkladığımda bakın böyle bir İngilizce menü ortaya çıkacaktır. Bu menüde de hemen bunu da tanıtayım. Bakın yeni bir not. Bakın not, new background shape, ya da mesela diyor ki arka plan, yani farklı bir arka plan şekli. Ondan sonra copy, pasting, yani biliyorsunuz ki kopyala, yapıştır. Stil ekle. Ondan sonra border ekle. Bu border önemli. Border, hemen bakın tıkladığımızda, sağ tıklayalım. Border köşe demek. Notun köşesi arkadaşlar. Notun köşesini isterseniz kalınlaştıralım. Ondan sonra da, ya da şeklini değiştirelim. Mesela diyelim ki 4 olsun. Mesela bakın seçtim, bıraktım. 4 derece kalınlığında yaptım. Ondan sonra da not daha da belirgin hale geldi. Hemen göze çarpar hale geldi. İsterseniz bakın şurayı da border denen bölümünde cloud yapayım. Bakın cloud yaptım. Böyle bir çerçeve geldi arkadaşlar nota. Bu daha da notu belirgin hale getirmek amacıyla kullanılan bir komut. Şimdi bağlantı koparmayı öğrendikten sonra arkadaşlar şurada bir tane şey var. Not bölümünde, özür dilerim. Show Inspector. Şu bölümü anlatmak istiyorum. Hemen tıklayalım. Bakın bu bölüm önemli. Bu bölüme nasıl açtım? Onu da tekrar göstereyim. Kapattım. Bakın view kısmından Show Inspector. Yani şu inspektörü göster dedim. Evet. Bunu neden kullanıyorum? Bu notlara istenilen değişikliği verebilmem için hazırlanmış bir araç arkadaşlar. Ne yapacağız buradan notlarla? Mesela bakın, mesela seçtim. Seçtikten sonra da diyelim ki içinin rengini değiştireyim. Zaten seçer seçmez burada mesela bakın çerçeve, yani notun çerçevesinin rengi. Bakın mesela hemen seçelim, değiştirelim. Mesela siyah yapalım. Siyah yaptık. Bakın siyah oldu. Yine notu seçiyorum. Bakın notu seçer seçmez şu kısım aktif oluyor. Evet. İçindeki yazının bakın büyüklüğü. Evet. Bakın büyüyor, küçüyor. Evet. Kalın oluyor. Bakın kalın oldu. Eğik oldu. İtalik, yani altı çizili oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tıklıyorum. Zaten her şeyi burada görüyorum. Burada puntoyu artırabiliyorum.
Evet. Burada notun sağında mı solunda mı, yani yaslamayı da görüyorum arkadaşlar. Bu notun içindeki yazı arkadaşlar. Bakın notun içindeki yazı mavi oldu. Bakın mavi oldu. Ya da diyelim ki sarı oldu. Ya da farklı bir renk koyuyorum. Kırmızı yaptım. Bakın. Hiç burayı da artık kullanmadım. Ama bu şu an seçim alanında. Bakın dikkatinizi çekerim. Seçtim. Evet. Şimdi de bakın mesela fill color var. Mesela şu kısmın içinin rengi mesela. Bakın ne yapalım? Beyaz yapalım. Beyaz oldu. Evet. Ya da diyelim ki böyle açık gösterebilecek. Evet, yeşil yaptık. Evet, seçtim. Seçten sonra şu border denen alanda arkadaşlar çerçevenin rengi, çerçevenin kalınlığı, çerçevenin şekli. Hemen bakın işte jacket. Böyle oldu arkadaşlar bakın. Not. Evet. Şimdi böyle basit gözüküyor ama program. Böyle basit gözükmesine siz pek fazla aldanmayın. Aslında program gerçekten de önemli bir program. Zaten bunun yapımcısı yani basit bir şekilde kullanılabilmesini istemiş, o şekilde tasarlamış. İstiyor ki araştırmacı, akademisyen fikrini bir anda yansıtsın, fikirlerini organize etsin, fikirlerini belirgin hale getirsin. Önem sırasına göre tabii. Sonrasında mesela tezini yazarken, makalesini yazarken bu plana baksın ve bu planı istediği şekilde değiştirsin. Göreceğiz ileriki derslerde planı, bu planı mesela PDF dosyası şeklinde çıkarsın, export etsin ya da imaj dosyası şeklinde export etsin. Diğer insanlarla da paylaşsın. Evet. Burada shadow, gölge var arkadaşlar. Gölgeyi de kullanalım. Bakın. Farklı bir efekt meydana getirdik. Program aslında basit. Hiç fazla bile bir şey yok. Not oluşturuyoruz. Nota şekil veriyoruz. Ondan sonra da notlar arasında bağlantılar kuruyoruz. Bağlantıları koparıyoruz. Ve bir plan yapıyoruz arkadaşlar. Bir sunum yapar gibi bir plan yapıyoruz kendimizce. Evet, bu dersimizde ne öğrendik? Bu dersimizde inspektör bölümünü öğrendik. Burada unuttuğum bir alan var. Onu da göstereyim. Document bölümüne geldiğimizde bu da arka plan. Arka plan rengini gösteriyoruz. Bakın arka plan rengi değişti. Evet. Use default yine aynı şekilde demek. Yani programın ilk kurulurken ortaya konulmuş yani seçilmiş olan rengi seçtiği. Ondan sonra da burada fontlar falan var. Ondan sonra yazı yazarken yazının sağa mı sola mı yaslanma şeyi var. Bunlarla ilgili oynamalar yaparsanız göreceksiniz. Renkler değişiyor bakın. Okların rengi de değişti görüyorsunuz. Yani bakın sarı oldu. Bakın mesela mavi yapayım. Evet. Mavi oldu. Use default. Burada da mesela choose texture, resim de seçebilirim arkadaşlar. Evet. Mesela resim varsa, yani şu an resim yok benim bilgisayarımda. Ondan dolayı mesela bu arka plana resim de ekliyoruz. Oradan da seçebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Bunun yanında diğer öğrendiğimiz konu ise notlar arasında bağlantıyı koparmak. Evet, şu anda bir bağlantı var. Bakın ne yapıyorum? Seçiyorum. Tık. Bağlantı koptu. Bu artık özgür. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz de böyle bitsin arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum.